Türk ne demektir? Türk vatandaşı kimdir? Türk vatandaşı İsviçre medeni kanununa göre evlenen, İtalyan ceza yasasına göre cezalandırılan, Alman ceza muhakemeleri usulü yasasına göre yargılanan, Fransız idare hukukuna göre idare edilen ve İslam hukukuna göre gömülen kişidir. Hem layık hem Müslüman olunmaz. Ya Müslüman olacaksın ya layık. İkisi bir arada olduğu zaman adeta ters mıknatıslanma yapar. Mümkün değil ikisinin bir arada olması. Durum böyle olunca ben Müslümanım diyenin tekrar yanına gelip bir de aynı zamanda da layıkım demesi mümkün değil. Niye? Çünkü Müslümanın yaratıcısı olan Allah kesin hakimiyet sahibidir. İdarelerin başlarında başkanlık mevkilerine gelmişler, biz de Allah'a inanıyoruz diyorlar ama Allah devlete, hükümete, idareye karışmasın diyorlar. Karışmasın sözünün doğru mu, yanlış mı olduğunu nereden öğreneceğiz? Kur'an'dan. Kur'an ne diyor? وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهِ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ Allah'ın indirdiği, peygamber vasıtasıyla gönderdiği hükümler dururken, o hükümleri kaldırıp da yerine İsviçre'den hükümler ve kanunlar alanlar, kafir olanların ta kendileridir diyor. Ayet bunu söylüyor. Bak o söz İslam'a uymadı. Kur'an'a uymadığı sürece hiçbir sözü kabul edemesin. Hiçbir ilkeyi kabul edemesin. Laiklik şirktir. Laiklik kafirliktir. Bir Müslüman ben laikliği benimsiyorum dediği andan itibaren göklerin ve yerin sahibi olan Allah'ı şahit tutuyorum ki kafir olur. Nikahı varsa bozulur, çözülür. Düşünün. Biliyorsunuz nikahla iman beraberdir. İman bozuldu mu nikah otomatik bozulur.